Merhabalar yeni bir günden yeni bir blog başlangıcından sizlere Merhabalar arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz Hamdolsun Bizler çok çok iyiyiz şöyle bir açılış yapayım dedim klasik arkadaşlar kalktım birazcık ev işleriyle uğraştım makineye çamaşır attım makineye bulaşık attım iyi ki makinalarımız var arkadaşlar bulaşık çamaşır makinaları günlük çalışıyor Allah'ım sağlık versin de tek çalıştıralım. Şimdi yemeğimi koydum arkadaşlar. Ne yaptım? Tavuk ya, tavuk yahnisi yapıyorum. Bir de ıspanak kavurdum arkadaşlar. Yumurtalı ıspanak yaptım. Mutfakta işim bitti. Mutfağımı derledim, topladım. Sade süpürülüp silinecek. Sadece o işim kaldı. Evimi derledim, topladım. Sobamı doldurdum. Günlük klasik işler. Şimdi kendime güzel bir kahve yaptım. Kahvemi içip ondan sonra arkadaşlar Allah nasip ederse Allah izin verirse evimi süpürüp toz alacağım. Ondan sonra namazımı kılacağım arkadaşlar. Güne bir bismillah dedik başladık. Sizler neler yapıyorsunuz? Ee, günleriniz nasıl geçiyor? Burada arkadaşlar yazdan kalma bir hava var. 2 gündür üç gündür çok güzel havalarımız oldu. Ee, artık bundan sonra e, iyiye gider herhalde. İnşallah düğünümüzde de güneşli güzel hava olur. Şöyle arkadaşlar kahvemi de yaptım. Sizlerle biraz önce de söylemiştim. Kahvemi içip ondan sonra kalan işlerime devam edeceğim inşallah. Şöyle bir kahve yaptım kendime. birazcık mola yapayım istedim. Hem ayağım ağrıyor biliyorsunuz. Bir önceki vlogumda anlatmıştım. E birazcık dinlenip kahvemi içip birazcık dinlenip ondan sonra kalan işlerimi devam edeceğim inşallah. Kahvemi için bana afiyet olsun. Yapacak olanlara da afiyet olsun. E, buyurun gelin hep beraber olsun inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık nefes nefese kaldım. Kusuruma bakmayın lütfen çok yoruldum arkadaşlar. Şöyle biraz önce sizlerle paylaşmıştım. Şöyle şurada arkadaşlar tavuk yahnim var. Daha dumanı üzerinde arkadaşlar ben nasıl yapıyorum tavuk yahni? küçük soğanlar arpacık soğanım yoktu arkadaşlar ar arpacık soğanın bir bir büyükleri vardı yani bir birazcık büyükleri vardı onları soydum arkadaşlar altı tanesini soydum ilk önce iyice, iyice kızarttım soğanla yağı kızarttım ondan sonra Tavuğunu ekledim, tavuk da kızardıktan sonra, şey yazdan yapmış olduğum domates sosundan ekledim ve üzerine arkadaşlar sıcak suyu ekleyerek bu şekilde tavuk yahnimi yaptım arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Çok güzel oluyor, denemenizi isterim. Şurada da arkadaşlar duman üstünde daha ıspanaklı yoğurt, şey yumurtalı ıspanak yaptım. Şuraya da arkadaşlar domates soslu yazdan yapmış oldum domates soslu bol tereyağlı bulgur pilavı yaptım Arkadaşlar şöyle daha dumanı üstünde hepsi bu şekilde arkadaşlar bugünkü yemeğim tavuk yahnesi ıspanaklı yumurtalı ıspanak ve dolma yazdan yapmış oldum domates soslu bulgur pilav Arkadaşlar yalnız bu yahniyi mutlaka denemenizi isterim çok güzel oluyor arkadaşlar denemenizi isterim. Bu arada yemek saatimiz geldi arkadaşlar. Yemek yiyeceğiz. Şöyle eşim geldi. Çocuklar geldi işten. Şöyle ben biliyorsunuz sobalı evde oturuyorum. Şu şekilde sobamı yaktım. Üzerine koydum. şu daha güneşimiz var ama soğuk arkadaşlar. Şöyle sizlere kusura bakmayın çamaşırlarım serdi. Çamaşır yıkamış sermiştim. Şöyle yazdan kalma bir havayı göstereyim istedim. Bakın arkadaşlar komşumuz da geçisini götürüyor. Şöyle şu şekilde. Şöyle yazar kalma bir hava kusura bakmayın kapı çarpıldı. Şöyle deniz manzarası harika. Şu ara artık akşam olmak üzere. Şöyle inşallah gün batımını da çekebilirsem yakalayabilirsem e, gün batımını da e, çekeceğim arkadaşlar. Çok teşekkürler ediyorum güzel yorumlarınızı güzel desteklerinize. Allah bin kat razı olsun hepinizden. Şöyle arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şu şekilde. Arkadaşlar şöyle gelin bohçamız hazırlandı. Şöyle sizlere göstereyim. İşlerini açmayacağım arkadaşlar. Şöyle gelin bohçamız şöyle şu şekilde. Şunlarda arkadaş parfümleri var. Bunlar da almış olduğumuz çamaşırları var. Şöyle. Altına da arkadaşlar oğlumun fotoğrafları. Evine gidecek olanlar var. Şöyle şu şekilde. Boşçasını göstereyim. Gelin boşçamız arkadaşlar. Şu şekilde hazırladık. Şimdi gelin kızım vardı. Ailesi vardı. Onlarla hazırladık arkadaşlar. Gelin boşçamız bu şekilde. Damat bohçamızda geldiğinde arkadaşlar onları da paylaşacağım sizlerle. Biz bunları pazar pazar günü veya yarın götürmeyi düşünüyoruz. Şöyle gelin bohçamızı hazırladık şurada da arkadaşlar. Ailesine valize de valizdeki de ailesine ve büyüklerine gelin kızımın büyük annesine dedesine yapmış olduğum hediyelerimi bıraktım valizin içinde ailelerinin var ailesinin kardeşlerinin dede anneanne teyze bu şekilde onlara onlar hediyesini valize koyduk şöyle gelinim ikinde bu şekilde hazırladık arkadaşlar inşallah damat bohçası da geldiğinde onlara da sizlerle paylaşacağım inşallah şöyle desenini de göstereyim şöyle Allah'ım herkese tattırsın arkadaşlar çok güzel ve çok anlamlı bir heyecan diyeyim çok güzel oldu Allah herkese tattırsın arkadaşlar çok heyecanlıyım affıma sığının sığınıyorum affınıza sığınıyorum Pardon diyemedim İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur her zamanki gibi sizlere çok ama çok seviyorum Kendinize iyi bakın abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar güzel desteklerinize güzel yorumlarınıza çok ama çok teşekkürler ediyorum. Arkadaşlar bu aralar biliyorsunuz düğün yapıyorum. Düğün hazırlığı var. Bu aralar yorumlarınıza gelemiyorum. sizlere destek olamıyorum. Çok yoğunum ama elimden geldiği kadar canlılarınıza, sizlere de destek olmaya çalışıyorum. Ama birazcık beni bu aralar şurada 22 23 günümüz kaldı. Mardın 12 13'ü düğünümüz. Malum düğün hazırlıklar, düğün hazırlıklarım bitsin inşallah. tekrardan düğünümü bitireyim. Tekrardan sizlerle inşallah doya doya günlerimiz olacak tekrardan. Şöyle hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çok teşekkürler ediyorum arkadaşlar.